Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar meme coin'ler üzerine konuşacağız ve bu haberi inceleyip Shiba, Doge gibi meme coin'leri şöyle bir detaylandıracağız. bu arada siz de favori meme coin'inizi videonun yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Ne diyor? Piyasa analisti aldım bu 3 meme coin çantama girdi diyor. Piyasada fırtına estiren meme coin'i pip fiyatı 19 Nisan'dan bu yana %100 artış gösterdi ancak şu anda bir yavaşlamayla karşı karşıya Bojack fiyatı 19 Nisan'da bir noktada yaklaşık %300 arttı yani 4x yapmış. Ancak önemli bir satış baskısı gördü. Meme coin rüzgarı geri mi dönüyor? Piyasa analisti Akash Girimat 3 meme coin projesine neden yatırım yaptığını açıklıyor. Umarım iyi bir açıklamadır. Çünkü gerçekten iyi bir açıklamayı hak ediyor arkadaşlar bu coinlere yatırım yapmak. E, ya şaka bir yana şunu söyleyeyim. E, hep de söyledim. Doge ve Shiba'nın gerçekten yükseliş potansiyelleri fazladır. E, genel oyun tarzları e, farklı olsa bile arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla risk almayı hiçbir zaman mantıklı görmüyorum. Ve bu bağlamda bu tarz işte e, daha popüleritesi Küçük olan MemeCoin'lere de yatırımı çok mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. MemeCoin portföyü New York işlem seansına dayanıyordu. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Yani sonuçta tabii ki ortada bir risk durumu var arkadaşlar tamam mı? Bakınız bugün Shiba konusunda neden bir yükseliş bekliyoruz biz en nihayetinde? E çünkü çok ciddi bir yatırımcısı var. Uzun vadeli yatırımcı sayısı çok fazla. Elde tutma oranları çok güçlü. Ee, yakımlar yapılıyor yapılacak ee, potansiyel talep <laughs> ihtimali potansiyel talebi çok fazla. Ee, aynı şeyler doj için de geçerli. Fakat bugün pipin, vojakın nesi var ki? ha Bakarsınız yükselir yani bakarsınız ciddi yükselişler yapar tamam mı? Ama bakarsınız ki bu ihtimalde var. Nedir arkadaşlar? Yarın balinalar çekilir çatır çatır düşer. Anlatabiliyor muyum? Ya da bakarsınız PİP özelinde biz konuşacaksak bakarsınız kurucusu birkaç kişiye yaptığı gibi sizin de cüzdanınızı kara listeye almış. Anlatabiliyor muyum? E kaldı ki dediğim gibi çekiş sorunları yaşanıyor. Büyük ihtimalle siz örneğin pip üzerinden diyorsanız ki işte ben milyoner olurum falan filan. Zaten çok büyük ihtimalle siz Binix yaparsanız o parayı epey bir zaman çekemezsiniz arkadaşlar. Haftalar süren konsolidasyon ve yükseliş görünümünün ardından piyasanın ayıların baskısını hissetmesiyle birlikte duyarlılık değişmeye başlamış gibi görünüyor. Bazı yatırımcılar çoktan düşüş eylemine girmişken diğerleri kararsız ve tereddütlü bir şekilde yükseliş eyleminde. Bu arada şu an kısa dönemli de bir hareket olma ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. Neden derseniz şöyle bir durum var. Ethereum balinaları da <laughs> aynı zamanda BSC, Binance balinaları da aynı durum üzere hareket ederler. Bakınız piyasanın genel anlamda düştüğü bir süreç içerisinde yani Bitcoin ve altcoinlerin özellikle bakın yükseliş hareketi uzun vadede devam edip kısa vadede bir düzeltme hareketindeyken tamamen arkadaşlar ne yaparlar? Bir kısmı e, nakite geçip yeniden giriş için pozisyon arar. Bir kısmı ise çok hatta azımsanmayacak bir kısmı ise bu şekilde e, fantaziler dener. Yani vurkaç hareketleri yapar. E, manipülatif de diyebileceğimiz bu şekilde küçük meme coinlere gir -çık hareketleri yapabilirler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, yarın piyasa yükseldiği zaman tamam mı? Yarın öbür gün piyasa yön yukarı çıktığında büyük ihtimalle balinalar daha çok Popüler coin'lere Shiba Doge gibi e, meme coin'lere aynı zamanda dediğim gibi bu tarz e, coin'lerde main'e geri dönme ihtimalleri yüksek olduğundan e, tam bir meme coin'lerle bu yeni meme coin'lerin korelasyonunu aramak mantıklı olmayacaktır. PIP, DOGE, Ship ve diğer meme coin'leri 20 Nisan'dan önce almalı mısınız? Bir Dogecoin hayranı olan Tesla CEO'su Elon Musk başaracak mı? 5 saatten kısa bir süre sonra New York işlem seansı başlayacak başladı zaten. Ve 200 dolarlık portföy için tek umudum yatırımcıların teklif vermeye başlaması. Hacimdeki artış ve potansiyel olarak yükseliş görünümü 420 etkinliğinden kaynaklanan FOMO ile birleştiğinde yatırımcıların ilgisini yeniden artmasına neden olabilir. Önceki makalede de belirtildiği gibi 200 dolarlık ilk yatırımı 3 coin arasında paylaştırdım. Pip, Wojak ve Kermit. Bunların üçü de yatırım yaptığım sırada trenddeydi. İlk yatırımımı şu şekilde paylaştırdım diyor. 200 doların tamamı tek seferde yatırmadım. Bir 50 dolar değerinde pip, 20 dolar değerinde vojak, 20 dolar değerinde körmit. Makale yayınlandıktan sonra pipe e yatırım yapmaya karar verdim ve 30 dolar değerinde pip daha satın alarak yeni shitcoin'e yaptığım toplam yatırımı 80 dolara çıkardım. Adam da bizzat kendisi söyle shitcoin diye. Ya tabii diyorum ya gözden çıkarmaya e, gözden çıkarabileceğiniz bir paraysa arkadaşlar yapabilirsiniz. Hani e, bunun bir sınırı yok yani tamam mı? E, fakat yüklü sermaye girdim işte yükseliş gerçekten bir beklentiniz varsa yapmayın. Bu altcoin'lerin yüksek popülaritesi nedeniyle gaz ücreti beklenenden daha yüksek. Evet e, gaz ücretleri de dahil olmak üzere toplam yatırımın 183.59 dolara ulaştı. Şu anda Meme coin portföyüm %13 artış gösterdi. E tabi şey durumu da var arkadaşlar biliyorsunuz. Hatta bunların patlamasından kaynaklı Uniswap'te son zamanların en büyük gelirleri elde edildi komisyon üzerinden. E gaz ücretleri de çok ciddi anlamda patladığı için adamlar çok Swap'ler falan çok sağlam gelirler elde ettiler yani. Bunlar üstünden. Bir not olarak okuyucuların hala pip ve bocağı tuttuğumu ve Kermit'i küçük bir zararla sattığımı göz önünde bulundurarak bunun gerçekleşmemiş karlar olduğunu anlamaları gerekir. Ya Zaten şu an pipte o kadar çok gerçekleşmemiş e, kar var ki arkadaşlar. Şimdi diyorum ya adam giriyor, e, yüksek kazanıyor fakat e, parayı çekme konusunda kendilerine likiditeden dolayı sıkıntı yaşatılıyor. Kaldı ki kurucusu da bir takım e, manipülatif eylemler içerisine girerek dönemsel olarak bazı cüzdanları adam şey yapıyor kara listeye alıyor. Bir takım işte wash trading yaptım falan diye bahane uydurabiliyor. E, o yüzden çok e, dediğim gibi riskli yani. Hani gözden çıkarabileceğiniz kadar girerseniz neden olmasın? Bir tane adam var ya 170 dolar girmiş 1 milyon dolar yapmış var. Yani e, fakat çekemiyor. Makalede belirtilen yatırım seçimi analistin kendi tercihi olup falan filan. E, risklidir gibi burada da işte şeyi e, sorumluluk reddi beyanını geçiyor. Ya yani dediğim gibi durumlar böyle. Ben çok fazla e, popüler meme coin'lerden kaymayı mantıklı bulmuyorum. E, dediği doğru kısmen yani sonuçta e, bunlar da birer shit coin arkadaşlar. Bu yenileri. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.